Öncelikle gripli ve karga sesli bir Özgül olarak umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Sesimden dolayı şimdiden kusura bakmayın lütfen. Bir yandan da ironi bir durum oldu aslında. 15 yıldır yaptığımız çevresel konularda çalışmalar büyük sistemin içinde görülmüyordu, duyulmuyordu. Sesimiz çok cılız kalıyordu. Ama şimdi inanıyorum ki bu karga sesimle de olsa her şey bu kadar görünürken kendimi size duyuracağımı düşünüyorum. Burada iklim için yaşam alanlarını döngüsel tasarımcı ve ekolojik bakış açımla mimar olarak yaşadığımız mekan üzerinden sizleri birlikte düşünmeye alan açarak sorgulamaya davet ediyorum. Şu anda tüm dünya kıyam et, ayağa kalk denilen zamanlardayız. Hem ekonomik, hem sosyal, hem çevresel, küresel böyle bir krizin olduğu zamanda herkes alanda ve herkes ayakta. Dünya tarihinde ilk kez oluyor ve bizler bunu yaşıyoruz, şahitlik yapıyoruz şu anda. İklim krizi de bu noktada artık ertelenebilecek bir konu başlığı değil, herkesin hemen şimdi harekete geçmesi gerekiyor. Modern dünyaya doğru ilerlerken bir takım öz değerlerin, anlamın, doğa ile birliğin kaybedildiği bir nesillik kayıp bir dönem oldu geçtiğimiz yıllar. Maalesef. Tek tek kurumların, işletmelerin, bireylerin üzerine düşen bir sürü görev var. Çevresel olumsuz etkilerin azaltılarak pozitif etkinin artırılması o kadar önemli ki. Mesela bir inşaat örneği üzerinden alırsak, inşaat atığının başka bir yer için bir ürün haline dönüştürülmesi gibi. İnşaata ilk aşama olarak yapı yapılacak alanın kazılmasına hafriyat denir. Bir çöp dağı olabilecek hafriyatlar toplamını sosyal etkisi olan faydaya ve ürüne dönüştürmek mümkün. Hatta hafriyat yapılırken o en üst humuslu toprağın oluşumu o kadar uzun yıllar alıyor ki sadece hafriyat sırasında o toprağı ayırıp kenara koymak ve çevre düzenleme sırasında tekrar kullanmak bile o kadar kıymetli ki en uygun koşullarda o bir santimlik toprak oluşumu için 100 yıl veya 400 yıl arası bir zaman geçmesi gerekiyor. Bir de bu toprağın işlenebilir, verimli bir yapıya kavuşması için en az 3000 ila 12000 yıl geçmesi gerekiyor. Peki ne yapılıyor şehirlerde? O değerli toprak oradaki hengame içinde hiç şuursuzca ve düşünülmeden molozla, çerle, çöple karıştırılarak hafriyat alanına götürülüyor, bertaraf edilmeye çalışılıyor. Onun götürülmesi bir enerji, yok edilmeye çalışılması ayrı bir enerji. Tekrar hemen kazanılmayacak yüzyıllar ve harcanan anlamsız bir süre enerji. Bu konuştuğumuz sadece bir santim toprak için. İklim krizini derinleştiren salımların %70'i kentlerimizden kaynaklanıyor. Ve inşaat sektörü burada büyük lokomotif olarak başı çekiyor. Dünya çapında en yüksek karbon ayak izi olan 100 kent, küresel karbon ayak izinin %18'inden sorumlu durumda. Ülke olarak karnemiz hiç açıcı durumda değil. Çünkü İstanbul bu 100 kent arasında en yüksek 26. sırada, Ankara ise 80. sırada. Şayet günümüzde kentleşme eğilimimizde ve kentlerde tükettiğimiz enerjiyi kullanma pratiklerimizde değişim olmazsa 2050 yılına kadar kentsel enerji kullanımı 2005 seviyesinden 3 katı artacak. Bir de bunun üstüne fosil için enerjilerle harcadığımız bağımlılığı ekleyip onu düşünürsek iklim krizi katlanarak derinleşecek. Ben bu konulara nasıl ayıldım? Peki ben nasıl harekete geçtim? Biraz kendi hikayemden bahsetmek istiyorum. Bundan 22 yıl önce ilk ofisim çift havuzlarda bir kapıcı evi, yani müştemilat idi. Tabii çok güzel bir bahçesi vardı. 750 metrekare bir bahçesi vardı ama o bahçe ilk gördüğüm anda leş gibiydi. Bir sürü çöp atılmıştı. Çok bakımsız bir binaydı. Araba lastikleri, işte çocukların petleri, her şey bahçedeydi. Arkadaşlarım çok eleştirdi bu mekanı. Dekorasyon hizmeti veriyordum ve zengin kesime hitap eden bir iş yapıyordum. Yani şimdi İTÜ'yü bitirdin, sana yakışıyor mu? Bu iş için senin Nişantaşı'nda olman ya da Maslak'ta bir plazada olman lazımdı dediler. Fakat o kadar güzel bir bahçesi vardı ki bir yandan da ben oranın bir sene sonraki halini hayal ederek aslında oraya bayılıyordum. Yani o halini değil, orayı mimar olarak tasarlayıp tekrar dekore edip iç mekanını, dış halini düzenlediğimiz haliyle düşünüyordum. Pek çok şeyi geri dönüştürdük, tekrar kullandık. Daha sonraki yıllar bahçesinde bütün gıdamızı ektik, yedik, beslendik o bahçeden. Pek çok canlıya, ekosisteme yer verdi orası. Ve o kadar keyifli çalıştık ki orada da biz üretimlerimizi gerçekleştirdik. Yani ben bir
camı açılmayan mekanda bir plazanın içinde sadece kanaldan hava alarak üretim veya tasarım yapabileceğimi şu an çok mutlu olarak hissedemiyorum açıkçası. Empati kuramıyorum öyle bir alana. Ve 22 yıllık girişimcilik sürecimde aslında ilk 11 yıl sistemden öğrendiklerimle ikinci 11 yıl ise öğrendiklerimi hayal ettiğim şekilde yürüdüğüm bir yolculuk oldu. Yaptığım ve yapmak istediklerimin sistemde yeri yoktu. Ailem, arkadaşlarım, yakın çevrem tarafından boş işlerle uğraşıyor diye çok böyle dalga konusuydum. Hatta eşim anneme, anne benim karım organik ha 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 deyip böyle dalga geçiyordu. Annem de oğlum senin de şansına bu çıktı diye bayağı bir aile içinde alay konusuydum. Bir dönem çiftliklere gönüllü kerpiç çalışmalarına katıldım. Kerpiç bizim gelenekselimizdeki toprak yapı elemanımız, yapım tekniğimizden biri ve en kıymetlisi. Arkadaşlarım ya sen de İTÜ'yü de bitirdin, samanla tezekle uğraşıyorsun diye benimle dalga geçiyorlardı. Bir yandan da uzun süren yalnız bir yolculuktu. Hani bugünden baktığımda yalnızken de o yolu yürümek, algılanmadığı zaman da o yolu yürümek ve hayal ettiğim yolculuğa yürümek çok kıymetliymiş. Şimdiden bakınca tabii bunu anlatma kısmı keyif ama yaşarken gerçekten biraz böyle sancılı geçtiği zamanlar oldu. Ve çift havuzlarda bizim ilk ofisimizin olduğu yerde sadece 65 yılda 5 nesil bina yapıldığına ben son kısımlarına şahittim ama orada yaşayanlardan bildiğim, öğrendiğim bir bilgiydi bu. Böylesine tüketim lüksümüz yok bizim aslında. Yani burada bir şeyler sorgulamamız lazım. Dekorasyon işlerimde öncelikle çok ünlü bir ofiste uzun yıllar çalıştım. Çok değerli tecrübeler edindim eski patronlarımdan. Ve sonra kendi işimi yaparken bir gün benim bu sorgulama zamanlarım başladı. Yani bir mekan tasarlıyoruz. Bir ofis mekanı. Çok büyük enerji harcıyoruz hep beraber. Ve onu şuursuzca uzun zaman yaptık. Ve hala yapılmaya çok fazla tabii ki devam ediliyor. Amerika'dan duvar kağıdı, İtalya'dan seramik, Hindistan'dan kumaş. Ve o mekan için o kadar karbon salımı, o kadar enerji harcanması. Böyle bir tokat gibi çarptı yüzüme. Ne yapıyorum ben? Hani başka türlü nasıl mümkünler? Böyle süzgecimden geçmeye başladı. İşte 2006 yıllarıydı. İTÜ'de okurken de bir bilgi aklımdaydı. Onu da paylaşmak istiyorum. Profesör hocamız Ferhan Yürekli demişti ki 90'lı yıllarda o zaman. Çocuklar Türkiye'deki binaların, tüm binaların yaşadığımız mekanların sadece %5'i mimarların tasarımıyla elinden geçmiş binalardır. Uyguladığı binalardır. Ne kadar acı. Bir de müteahhitlik diye bir kavram var. Bunu da ayrı kenara park ediyorum. Tabii biz çalışırken pek çok kolektif çalışmalarımız, üretimlerimiz oldu. Hep heyecan duyduk, tutkuyla çalıştık ve toplulukla çalışmanın kıymetini bilerek de çalıştık. Bu yol evet yalnız da gidilir ama biraz birlikte katarak, beraber öğrenerek, oradan deneyimler çıkararak yürümek ve başkalarını da katarak yürümek çok kıymetli. Şehrin göbeğinde bir iç mekan dekorasyon çalışmamızda Beşiktaş'ta o çalışmayı yaparken bir alçıpan tavan yıkımı sırasında alçıpan duvar da ona bağlı olan konstrüksiyonla yıkılmıştı. Ve müteahhit Özgür Hanım bu duvar yıkıldı ne yapalım diye sorduğunda benim böyle içim kıpır kıpır heyecanla diyemedim toprak duvar yapalım. Türkiye'de daha hiç denenmemişti dekorasyonda toprak duvar yapılması ama içim içime sığmıyor. Dedim ki bir şey yapacağız ama Türkiye'de ilk kez olacak bu dekorasyonda. Ben hemen konuyla ilgili araştırıp size döneceğim. Tamam tamam siz malzemeyi söyleyin biz hemen getiririz siz yaparsınız yerinde dedi müteahhit bey. Fakat ben tabii malzeme toprak lazım. Şehirdeyiz, İstanbul'dayız, kırsalda değiliz. Çok kolay değil burada öyle yani uygun yapı toprağı haline gelmiş bir toprağı bulmak. 15 gün sürdü benim o toprağı aramam. Arayışım sırasında deneyler yapmam, işte deney dediğim çok basitinden mesela yanıma pet şişe su alıyorum. Vinçlerle hafriyatın böyle yerin altına, bilmem kaç kat altına işte ustalarla, işçilerle beraber iniyorum. Suyla karıştırıp bir top yapıyorum, yere atıyorum. İşte parçalanma durumuna bakıyorum, izliyorum. Eğer çok parçalanıyorsa almıyorum. İşte bazen su bitiyor, tükürükle yapıyorum. Bu ne pis kadın diye işçi tarafından böyle bir kötü bir bakışla karşı karşıya kalıyorum. Ama bitirip ön elemeden geçeni de sonra İTÜ'nün laboratuvarında analizlerini yaptırdıktan sonra uygun toprağı buldum. 200 çuval toprağı elettirdim, çuvallattırdım ve Beşiktaş'a getirttim.
Orada tabii müteahhit babanızın çiftliği mi burası diye böyle bağırdığı zaman o toprak duvarı yapma heyecanı bende en üst seviyedeydi. Ben tabii şalvarı giyip, lağmış çizmeleri giyip, ustalar bilmediği bir teknikti. Kerpiç değildi, erker tekniğiyle uyguladık. Ve yerinde birebir çalışarak, işçiyle beraber yerinde uygulayarak o duvarı inşa etmiş olduk. Ve Türkiye'de ilk kez dekorasyonda toprak duvar uygulamasını Beşiktaş'ta şehrin ortasında uyguladık. Sonra müteahhitimiz de çok beğendi tabii bu duvarı. Ve örnek gösterdi pek çok proje için. Akabinde ardından bir başka toprak duvar uygulamasında öyle ücra bir köşede hani görünmeyen bir yerde değil, şehrin kalabalığının, kaosunun tam ortasında Nişantaşı'nda uyguladık. Ve bir sürü insan toprak dendiğinde ilk algısı ya çok eski malzeme ya biz artık onu geçtik, biz modern olduk, toprağa geldik, sen hala toprakla mı uğraşıyorsun, çalışıyorsun? Bu sesleri yıllar içerisinde ben defalarca farklı farklı bölgelerden, yerlerden çok duydum. Onu da bitirdik. Sonra kendi ofisimizin bahçesinde bir toprak atölyesi yaptık. Sağımızda, solumuzda ve karşımızda kentsel dönüşümden hunharca böyle bir beton çalışmalar yapılıyorken biz orada bir toprak atölyesiyle yerinde kalıplara toprak karışımı birlikte atölye halinde ekipçe uygulayarak, sıkıştırarak, hiçbir şekilde pişirmeden, enerji harcamadan toprak tuğlalar ürettik. O toprak tuğlaları da inşa ederek bir küçük yapı inşa etmiş olduk. Köpek kulübemizin evi oldu. Onu da uzun yıllar kullandık. Akabinde Bilgi Üniversitesi hocalarımızın yürütücülüğünde bir proje çalışmasında toprak mimari danışmanlığını yaptım ve o projeyle bitkilerin kendisine saksı vazifesi gören yapının kendi topraktı. İçinden gizli su tesisatları geçiyordu ve çok güzel bir ekip çalışmasıydı gerçekten. Birimiz olmasa olmayan bir çalışmaydı. Parametrik dizayn denen bir teknikle ve toprakla, teknoloji ve toprak bir arada çalışılmış bir yapıydı. Bu da bize uluslararası pek çok ödül kazandırdı. Ardından Solar Decathlon Afrika diye bir proje, öğrenci yarışma projesi, dünya sürdürülebilir konut yarışması projesiydi. Geçen sene katıldık bu yarışmaya. Ben de mentorlardan biriydim ve toprak mimari mentörüydüm. O yarışmada da yerelin malzemesini en az enerji harcayarak, en sağlıklı mekan olacak şekilde yöreye uygun bir güzel bir yapı tasarladık ve yerinde uygulandı ve bunu tüm öğrencilerimiz kendileri uyguladılar elleriyle. O projeden de sağlıklı bir yaşam alanıyla, enerji verimli bir yaşam alanıyla 3 dünya birincilik ödülü aldık. Bunlar tabii çok keyifli. Şehirde ve kırsalda neler yaptık örnekler olarak. Bir de kırsalda yaptığımız son olarak çalışmamız da tamamen toprak yapı, duvarlara nefes alan, yerelindeki toprağı kullandığımız, yerinde uyguladığımız, pişirmeden, enerji harcamadan yaptığımız bir uygulamadır, bir yapıdır. Ve burayı da Kadın Eğitim Üretim Merkezi olarak kullanılmasına yönelik projelendirdik. Duvarları oluşturan bileşenlerin kendileri daha üretim aşamalarında ayak izleri yok denecek kadar az. Bir kere malzemeyi toprağı yöreden bulduk. Tabii her bulduğumuz toprağı kullanamıyoruz. O toprağın yapı toprağı haline gelmesi çok kıymetli. Önce o hale getiriyoruz. Keşke alçı toprak su kullandık sadece. Yani böyle acayip enerjiler harcanmadı o malzemeler için ve yerinde uygularken de. Çatısı aynı zamanda izolasyon görevi yapan yeşil çatı uygulaması oldu. Yağmur suyunu topladık, depoladık, klozetlerin rezervuarlarını kullanmak üzere tasarladık. Güneş enerjisinden elektriğini alacak ve bu yapı yörenin malzemeleriyle yörenin insanına yerel üretimler yapılması, kadını ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesini destekleyen bir yapı oldu. Sonuç olarak bu çalışma sağlıklı, cephesi nefes alan, doğal ışığı ve doğanın kaynaklarını maksimum kullanan bir yapıdır. Mümkün olduğu kadar az müdahale ile yormadan, yorulmadan evrene uyumlanan bir yapıdır aslında. İklim için yaşam alanları, büyük etki için tasarım nasıl olmalı derseniz, buna biraz örneklemeler açmak istiyorum. Bence büyük etki herkesi, her canlıyı kapsıyor. Sadece insanı değil. Ama insan bazındaki yaşam alanlarından gidersek, çatılarında ortak gıda üretim alanları, çatı bahçeleri ile komşuların etkileşim içinde olacağı alanlar olmalı. Şu anda yapılan rezidansların çoğunda otoparktan giriyorsunuz, asansöre biniyorsunuz, dairenize çıkıyorsunuz ve hiçbir komşunuzla etkileşim halinde bile olmadan bireysel ve yalnız yaşam alanlarında yaşıyoruz. Bunlar
Gittikçe de çoğalmaya başladı maalesef. Enerji verimliliği dikkate alınan su, elektrik, ısıtma, soğutma konularında doğal kaynaklardan maksimum faydalanarak minimum enerji tüketimi harcanan yaşam alanları olsun. Bir yandan da çocuklar için oyun alanlarının plastik yerine doğal malzemelerden yapılmış olması, o çocuğun duyu bütünlemesi, gelişimi ve doğayla erken yaşta bağ kurabilmesi için o kadar önemli ki bunu pedagoglar söylüyor. Ve tasarlamak dışında da, yani evet tasarımlar böyle olsun ama biz mekanımızı, evimizi, iş yerimizi almayı sorgularken neleri sorgulamalıyız? Sadece evin içinde kullanılan malzemelerin markaları değil, yani o evin yapımındaki enerji stratejisi nedir? Daha en kazı aşamasından yapım aşamasına kullanılan malzemelerine ve uygulama tekniğine ve sağlıklılık kısmına kadar bunların hepsini sorgulamalıyız. Zamanımızın %95'ini iç mekanda geçirdiğimiz dikkate alınırsa o mekanın iç hava kalitesi nedir? Ne kadar zararlı, toksik, radyasyon yayan maddeler soluyoruz? Bu soluduğumuz hava ile ev bizi hasta da edebilir. Bazen dışarıda bir sebeple hastayız sanıyoruz ama aslında belki bizi yoran kendi evimizdir. Sadece evimiz için değil bu. Ev, iş yeri, tüm yaşam alanları dahil buna. Bir de önemli bir şey var ki şu anda bizim için en büyük kaos bu pandemi. Hepimizi eve bağlayan süreç, tüm dünyayı. Pandemi boyunca maske ile işte ya da daha az dışarıya çıkmayarak evimizde korunmaya çalıştığımız süreçleri yaşıyoruz. Ama enerjinin bu kadar hunharca harcanması, kaynakların tüketilmesi ki inşaat sektörü enerji tüketiminde en büyük lokomotifi başı çekiyor. Su, elektrik, temiz hava bulamadığımız zamanlar geldiğinde ki bu zamanlar çok uzakta da değil yani şu kadar yakınlıkta belki de o zaman şimdiki halimizi şükreder durumda kalacağız belki de. İnşası, uygulaması, kullanımı ile sürdürülebilir kalkınma amaçlarının en az birkaçını amaçlayan, karşılayan, döngüsel ekonomiyi benimseyen bir ev olmalı, bir yaşam alanı olmalı mekanlarımız. Birinin atı, diğerinin ürünü olacak şekilde tasarımlar peşinde koşmalıyız. Sonuç olarak tüketim alışkanlıklarımız, tercihlerimiz ve davranış şekillerimiz ile farkında olarak ya da olmayarak o kadar çok faydalı ya da zararlı şeylere sebep olabiliriz ki ego bilinçten eko bilince geçmek için başka türlü yaşamak mümkün. Bu sebeple tercihlerimizi, alışkanlıklarımızı, davranışlarımızı gözden geçirmeliyiz. Çocuklara, gençlere, Fridays for Future'lara güvenim çok fazla. Daha fazla Greta'lar, Selin Görenler, Atlas Sarrafoğulları'nın sayılarının artmasını diliyorum. Onlar beklemediler, harekete geçtiler. Her zaman yarın başlayabiliriz ama bugün başlamak daha iyidir. Harekete geçmek zamanı geldi.